İskandinav sinemasından bir seçki sunan Nordic Film Günleri. 5 Sanat bölümünde Osmanlı Dönemi Çocuk Dergileri. Ölümünün 10. yılında Michael Jackson. Sanatçı Ayla Algan'la özel söyleşi. 13. asırda Avrupa karanlıktayken Yunus Emre sevelim sevilelim demiş. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. ...15 Temmuz 2016'da Türkiye en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşamış ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girmişti. Ülke genelindeki topyekün direnişle elde edilen bu demokrasi zaferinin 3. senesinde toplumsal hafızayı diri tutmak için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Başvuruların 15 Haziran-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacağı yarışma kapsamında film dalında 2019 yılı içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. 15 Temmuz kısa film ve senaryo yarışmasına katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda en iyi kısa film ve en iyi senaryo olmak üzere iki dalda toplam 4 ödül verilecek. Antalyalı Tatarlar tarafından düzenlenen etkinlikle Tatarların geleneksel hasat bayramı, Sabantoy Bayramı kutlandı. Geleneksel oyunların oynandığı, kıyafet ve yiyeceklerin sergilendiği kutlamada yerel sanatçılar Tatarca şarkı ve türkülerle katılımcılara keyifli saatler yaşattı. Etkinliğe Antalya'da yaşayan ve tatil için kente gelen Tatarlarla davetliler katıldı. Yaktaş şehir, özet şehir. Sultan II. Abdülhamit Han'ın hayatını anlatan Usta isimli tiyatro oyunu, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren kentinde sahnelendi. Tiyatrolar oynadım, operalar oynadım. Sultan II. Abdülhamit Han'ın gençlik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi, baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan ve yer yer duygusal anların yaşandığı oyun, seyircilerden tam not aldı. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği oyun, Kosova'nın ardından 26 Haziran'da Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te seyirciyle buluşacak. Alfredo'yla onlara muhteşem bir düğün yapmıştı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasrettin Hoca görevini sürdürüyor. Nasrettin Hoca gibi giyinip eşeğine binen Karatepe, 27 yıldır ülkenin pek çok kentinde düzenlenen festival ve şenlik gibi çeşitli etkinliklerde vatandaş ve çocuklarla buluşup ünlü Türk düşünürüyle ilgili fıkra anlatma geleneğini yaşatıyor. Bu yıl 28-30 Haziran tarihlerinde Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilecek Nasrettin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü mizah ustasını yine Karatepe canlandıracak. Son birkaç yıldır her Haziran ayında İskandinav sinemasının önemli yapımları Akbank Sanat Perdesi'ne konuk oluyor. Nordic Film Günleri bu sene 13-27 Haziran tarihlerinde seyircilerle buluşuyor. İstanbul İsveç Başkonsolosluğu, Ankara, Norveç ve Danimarka Büyükelçiliklerinin katkılarıyla güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından toplam 6 film yer alıyor seçkide. Nordic Film Günleri'nde ilk olarak 2013 İsveç yapımı Ego'nun gösterimi yapıldı. ...1930'larda İsveç halkını faşizm tehlikesine karşı uyaran bir gazeteci hikayesini konu edinen Ölü Adam Hakkında Yargı, 15 Haziran'da izleyiciyle buluştu. Axel Petersen imzasını taşıyan 2011 İsveç yapımı Avalon,
2014 Norveç yapımı 1001 gram seçkide yer alan yapımlar arasında. Man darf es nicht anfassen. Das Gewicht könnte sich verändern. Nordic Film Günleri'nin bir sonraki konuysa 1987 yapımı Kılavuz. Sinema tarihinde Sami dilinde ilk çekilmiş film olma özelliğini taşıyan Kılavuz'un gösterimi 26 Haziran'da yapılacak. Seçkinin 27 Haziran'da gösterimi yapılacak son filmi ise dünyaca ünlü Danimarkalı bir balerinin hikayesini anlatan Darling. Du har en forestilling, okay? Bütün ihtişamıyla tarihten günümüze destanlara konu olan, savaşlarda devletlere galibiyeti getiren, insanların gelmiş geçmiş en iyi yol arkadaşları, atlar. Binicilik ise disiplin ve özveriyi tutkuyla birleştiren bir spor. Bu spor canlıyla yapılan tek spor. Yani başka bir spor yok canlıyla yapılan. Dolayısıyla işin içinde iki canlı olduğunda burada bir diyalog, iletişim, bağ kurma, sevgi, saygı giriyor işin içine. Bunlar olmadığında zaten bu sporda gelişim mümkün değil. Çünkü atın biniciyi sevmesi lazım. Binicinin atını saygı duyması lazım her şeyden önce. Onun sağlığını önemsemesi lazım. Beraber bir partner olmaları lazım bu sporda başarı için. Binicilik sporu, köklü tarihinin yanı sıra kostümleriyle de başlı başına bir kültürü ifade ediyor. Kültürel olarak atı baz aldığımızda, binicilik sporuna gelmeden önce atlar çok farklı şekillerde kullanıldılar. Savaşlarda kullanıldılar, araba çekme, yük çekme olarak kullanıldılar. Ama sonrasında biniciliğin 4000 yıllık bir geçmişi devreye girdi ve atlar spor olarak, spor atı olarak kullanılmaya başlandı. Spor atı olarak atlar kullanılmaya başlandığında ilk branş tabii ki düz koşuydu. Sonrasında engel atlama işin içine girdi. Bu sporlar tabii hep çok şık, asil sporlardı. Engel atlama olsun, dresaj olsun. Kılık kıyafete çok önem verilirdi. Geçmişten beri günümüze kadar yarışlarda binicilerin giymesi gereken özel kıyafetler vardı. Beyaz pantolon, beyaz gömlek ve siyah ceket şeklinde. Bu kıyafetler olmadan yarışlara giremezdi mesela biniciler. Ki günümüzde de hala bu bir kuraldır. Yarış kıyafeti olmayan binici parkur koşamaz. Buradaki at çiftliğinde engel atlama, dresaj, atlı jimnastik ve pony olmak kaydıyla 4 branşta eğitimler veriliyor. Engel atlama, atın biniciyle beraber mani atladığı, yani engelleri atladığı bir spor. Parkur şeklinde yapılan bir spor ve en adrenalini yüksek ve heyecanlı bir branş. Dresaj biraz daha at terbiyesine yöneliktir. Atı noktası noktasına idare etme. Aslında atla dans sanatıdır bir nevi. Atla jimnastik yeni bir branş Türkiye'de. Bildiğiniz atın üzerinde jimnastik hareketleri, amuda kalkma, taklalar ya da denge, atın üstünde ayakta durma gibi çok şekilli jimnastik hareketleri içeren bir branş. Pony de çocukların bu branşlara yönelmeleri için bir alışma dönemi, pony branşı. 5-6 yaşında çocuklar bu spora başlıyorlar, 11-12 yaşlarına kadar pony ile devam ediyorlar ve sonrasında da az önce söylemiş olduğum branşlara yöneliyorlar. Yapılan sporlarda atların ırkları da önemli bir yer tutuyor. Bizim branşlarda daha çok Avrupa kanı kullanılıyor. Almanya, Hollanda ya da Belçika atları gibi. Arap, birkaç tane İngilizimiz var. Arap bizde yok. Çünkü genelde İngiliz ve Arap atları daha çok düz koşuda çalışan atlar. Bizdekiler daha çok manejde gördüğümüz gibi Hollanda ya da Alman atları. Biz daha çok oradan alıyoruz atlarımızı. Hepsi engel atlama ve dresaj atları çoğunlukla. Çiftliğin kapıları at binmek isteyen herkese açık. Lisans almak isteyenler için de düzenli eğitimler mevcut. Lisans almak isteyen, bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen çocuklarımızı okul sistemi dediğimiz bir sistemle çalıştırıyoruz.
Bu sistem şu şekilde işliyor. Günü, saati, atı, hocası her şeyi belli, disiplinli bir program. Eylül'den Haziran'a kadar takip ediyoruz bu programı. Lisans dönemine kadar çocuğun görmesi gereken bütün teori ve uygulamalı derslerin hepsini görüyor ve sonrasında da federasyonun sınavlarına katılıyor. Bu yıl Türkiye Binicilik Federasyonu atlı jimnastik yani voltij sporunu resmi branş olarak kabul etti. Mart ayında düzenlenen ilk yarışmada toplam 27 yarışmacı bireysel ve takımlar halinde becerilerini sergiledi. Çocuk dergileri, çocuk edebiyatının yapı taşlarından. Uzman kütüphaneci Ayşe Kasap, yeni neslin çocuklarına yönelik yayınlara katkı sağlamak amacıyla bir çalışmaya imza attı. 1869-1928 yılları arasındaki çocuk dergilerini araştırıp derleyen Kasap, kütüphanecilik refleksiyle kendini araştırma ve incelemelerin arasında buldu. Ayşe Kasap, kütüphane raflarında bekleyen 54 dergiyi gün yüzüne çıkardı. Bunların hepsinin aynı yerde bulunması imkansız. Türkiye'nin çeşitli kütüphanelerine dağılmış durumda bu dergiler. İlk iş olarak bunların bir araya getirilmesi için, yani elimin altında olması için bulunduğu yerlerle irtibata geçtim. Çoğunluğunun olduğu yerler Atatürk Üniversitesi'nde, Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi'nde Seyfettin Özeke koleksiyonu var. Önemli bir ilim adamı, koleksiyonerdir kendisi. Bütün bu dergileri, gazeteleri, kitapları derleyip toplamış ve Atatürk Üniversitesi'ne bağışlamış. Orayla irtibata geçtim. Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kitaplığı var. Orada bulunmakta bu dergilerin yine büyük bir çoğunluğu. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde, Hakkı Tarık Us Kütüphanesi'nde ve Milli Kütüphane'de yoğun olarak bulunduğu yerler bu dergilerin. Yaptığım çalışmada da zaten ben bunları birebir hangi kütüphanede hangi dergiler mevcut listesini çıkarttım. Çocuk dergilerinin Türkiye'deki serüveni 1869'da Mümeyyiz'le başlıyor. Gazeteye ek olarak çocuklar için dergi basılıyor. Sırf çocuklara yönelik dergiler bundan 4-5 yıl sonra yayınlanıyor. Tanzimatla birlikte artık hızlıca sosyal hayatta bir değişim gözleniyor. Ve bu değişimi de desteklemenin yolu olarak süreli yayınlar, yani gazeteler, dergiler, bunlarda da kadına ve çocuklara yönelik bir takım haberler çıkartarak onları sosyal hayata dahil etme güdüsü. Bu dünyada da böyledir. 17. yüzyıldan itibaren süreli yayınlar çıkmaya başlandığında hedef toplumsal değişimi sağlama noktasında araç olarak kullanılmıştır dergiler. Çocuk Dostu diye bir dergimiz var. Bu da okul öncesi çocuklara hitap eden ilk gazete diyebiliriz. 1914 yılında Çocuk Dostu adında. Ve sadece hedef kitlesi olarak 5-6 yaş çocuklarını hedef almış. Onlara göre hikayeler, fabıllar, şiirler içeren bir gazete. 59 yıl süreyle çıkan dergilerin içeriklerinde yayınlandığı döneme göre değişiklikler gözleniyor. Dönem olarak baktığımızda Tanzimat'tan Meşrutiyet'e kadar olan dönemde İslamcılık ve Osmanlıcılık hedefini işlendiğini görmekteyiz. Padişaha bağlılık, devlet yöneticilerine itaat etmek, onları dinlemek, vatan sevgisi, millet sevgisi bunlar üzerine değinilmiş. Meşrutiyet dönemindeki dergilere baktığımızda ise milliyetçilik, Türk milliyetçiliği gibi konular artık yayın gündemine girmeye başlamış, yayın politikalarında yer almaya başlamış. 1923'ten sonra çıkan dergilerde ise biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bu dergilerde de artık yeni kurulan devlet düzenine uymaya yönelik, alıştırmaya yönelik, başta laiklik, batılılaşma ve inkılapların anlatılması konuları bu dergilerde yer almakta. Yeni projesinde 1929 ila 2000 yılları arasındaki çocuk dergilerini işlemeyi planlayan Ayşe Kasap, çalışmalarını kitaplaştırarak kalıcılığını sağlıyor. Dünya pop müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
hemen hemen bütün albümleri hit oldu ve en iyi satış rakamlarına ulaştı. Kendine özgü dansıyla pop idolü haline geldi. 70'li yıllarda başlayan müzik kariyeri boyunca dünya pop müzik tarihine damgasını vuran Michael Jackson'ın ölümünün üzerinden tam 10 yıl geçti. Amerika'da 10 çocuklu bir ailenin üyesi olan sanatçı, müziğe 60'lı yılların başında erkek kardeşleri Jackie, Tito ve Jermaine ile babaları tarafından organize edilen The Jackson Brothers grubuyla başladı. Jackson'ın sahip olduğu ses ve dans yeteneği kısa zamanda fark edildi. 1979'da ünlü şarkıcının ilk bağımsız solo albümü olan Off The Wall çıktı. American Music Awards tarafından 3 dalda ödüle layık görülen sanatçı, Don't Stop Till Get You Enough'la en iyi R&B erkek vokal dalında ilk Grammy ödülünü aldı. İlk olarak yakın arkadaşı Elizabeth Taylor tarafından kendisine atfedilen ve sonraları yaygın bir ifade şeklini alan pop idolü benzetmesi özellikle bu dönemlerde anılmaya başlandı. ...1982 yılı ünlü pop yıldızı için neredeyse bir dönüm noktası oldu. Jackson'ı bugün bulunduğu noktaya getiren albüm Thriller, müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Thriller birçok ödülü de beraberinde getirdi. 1984'te 12 dalda aday gösterildiği Grammy'den 8 ödül aldı. Wanna Be Startin, Billie Jean, Beat It başta olmak üzere her şarkısı hit olan albüm, müzik tarihinde tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Jackson, pek çok ses getirecek sosyal sorumluluk ve insani yardım projelerini hayata geçirdi. Bunlardan en önemlisi USA for Africa kampanyası çerçevesinde özellikle Doğu Afrika'da açlık sınırında ve yardıma muhtaç bir şekilde yaşayan insanlar için Lionel Richie ile birlikte yazdığı We Are The World parçasıydı. 1991'de sanatçının yeni albümü Dangerous piyasaya çıktı. Albümün hit parçası olan Black or White ile şimşekleri üzerine çekti. 1993'te düzenlenen 35. Grammy ödül töreninde Jackson'a Yaşayan Efsane ödülü verildi. ...25 Haziran 2009'da dünyaya gözlerini yuman efsane sanatçı, arkasında yüz binlerce hayran ve yüzlerce unutulmaz şarkı bıraktı. Yıllar yılı tiyatro sahnelerinde canlandırdığı rollerle, beyaz perdede hayat verdiği karakterlerle, plaklara okuduğu şarkılar ve yetiştirdiği oyuncularla anlamlı bir yer edindi kültür ve sanat dünyasında. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, ses sanatçısı ve eğitmen Ayla Algan. Sanatçının farklı disiplinlerde çalışmalara imza atmasının temelinde annesi Nevzat Kasman'ın etkisi oldu. Annemin çok dahli var bu o sıralarda. Çünkü piyano dersi aldırttı, dans aldırttı. Hani oyuncu, şarkıcı olacağım bilmiyordu. Şarkı konserlere götürdü. Klasik konser dinletti bana. Dolayısıyla bütün bunları çok küçük yaşta, her çocuğumun şansı yok tabii. Her çocuk yaşta hepsini öğrendim ben. Ve hepsini de tanıyordum. İnsan tanıdığı bir şeyi daha çok yapmak ister. Mesela şimdiki çocuklara bakıyorsun, bir sürü şeyi tanımıyor. Bazen mesela bir çocuk piyano dersi arkadaşı aldı diye alıyor. Piyanonun tınısını bile duymamış, anlıyor musun? Onun için benim o şansım var. Annem bana çok şeyi öğretmiş. Sırf seçme kaldı bende. 15 sene piyano, sonra bale. Sonra tiyatro, sonra da şarkı gene söyledim. Yunus'u yaymak için söyledim şarkı. O sırada Zeki Müren Bey bize de gel, gazinozun Yunus Emre'ni, ya Rab bu ne derttir vardı. O uyuyordu, sonra ne olacak dedim.
yaparsın yaparsın dedi. Öyle öyle plaklarla filan şarkıcı programı. Sonra dünya birinciliği kazanınca Sopot'ta artık şarkıcı oldum. Tamam. 1970'te Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk dilinin ve Türk tasavvuf şiirinin önemli temsilcilerinden Yunus Emre'yi dünyaya tanıtmak amacıyla bir plak çıkardı. Bu plaktaki eserleri yorumlayan isimse Ayla Algan'dı. Sanatçı, Yunus Emre'nin eserlerini Fransızca, Almanca ve İngilizce söyleyerek konserlerle dünyaya tanıttı. Ayla Algan'ın Yunus Emre'si, tasavvuf felsefesini çok iyi araştırarak her şiirin Yunus Emre olduğunu bilmek lazım. Çünkü Yunus Emre der ki diyen öğrencilerinin çoğu Yunus Emre değil. Benim programım hepsi Yunus Emre'dir. Ya Rab bu ne derttir? Destanı vardır onun. Yaratılış destanı hiç Adem'le Havva'ya benzemez. Kızımın ismini koydum Sevi. Davi için gelmedim bu dünyaya kavga etmeye. Sevi için geldim diyor. Yani aşk ve barış. Bak hala tüylerim ürperir. Bütün bunları dünyaya yaydım. Fransa, Rusya, bütün Rusya. Rusya. Çünkü onların konserleri bir girdin mi bütün her gece başka bir yerde. Azerbaycan'a gittim, Gürcistan'a gittim, Orta Asya'ya gittim. Rusya'daki çalışmalarımda Gorki'nin müzik evlerinden tut bilmem neleri kadar Orta Asya nasıl çiçek getirdiler görsen. Evleniyorum zannettim vallahi. Her bir şarkımı söylüyorum arkadan sıraya giriyorlar. Ve ne yaptılar biliyor musun? Takkelerinin bana verdiler. İçinde bizi buradan kurtar. Hiç unut. Hiç unut. Yani onu hiç unutmuyorum. Böyle konserler verdim. NATO'da, Napoli'de. NATO'da konserler verdim. NATO'da mesela Don't Make War, Make Love. Yani sevgi olun. Bunlar hep tasavvufun getirdiği felsefeler bana savaş yapmayın deyince orada bir generalin karısı çıktı bana diyor ki yarı Rumca yarı Türkçe İngilizce you came from Turkey to tell us that Türkiye'den bunu söylemeye mi geldin savaş yapmayın aşkına Osmanlı'yı sayıyor ya da kendi Rumların bize karşı olduğunu biliyorsun devre devre ondan sonra yes madam dedim. Çünkü NATO'da söylemeyeceğim de nerede söyleyeceğim? Burası NATO değil mi dedim. Bir alkış geldi. Kadın rezil oldu rezil. Böyle şeyler çektim yani Avrupa'da. Bu hep altında Yunusçuğumun, canım, her şeyim olan felsefecim, düşünürüm, bana yol gösteren. Mesela bazı bana diyorlar ki ay benim için kızanlar var birini mesela. Ay o sizin için öyle söyledi filan. Ben konuşmuyorum onunla. Hayır konuşacaksın. Konuşacaksın. Olmaz. Biz bir arada İsa felsefesine de giriyor. Hani bu yanağını işte öbür yanağı çevir. Ama tasavvuf öyle bir şey ve en çağdaş felsefedir çocuklar. Çünkü insanı doğa içinde düşünür. Hegel gibi. Anladım. Hegel de öyle. Doğa içinde özümsüyor insanı. Mesela Marx'a demiş ki, evet sen kapitali yazdın, işçinin şeyini yazdın, eksik değerlerini alıyor zaten kayıpta işçi. Yani ödese de onu ödemiyor, eksikle giriyorsun. Ama insan sadece işçi değil, insan baba, insan anne de aynı zamanda. Anladın? Onun için biyografisini çıkarınca, İnsanın bizim tal diye bir araştırma yerimiz var. Ben bir de İstanbul Drama Akademisi'nde ders veriyorum. Bu felsefeyle fenomenoloji diyebilirsin. Yani çağdaşlarda kuantum teorisi diyebilirsin. Çocuklara örneği anlattığım zaman çok iyi anlıyorlar. Sonunda da diyorum bak bu
Yunus'un felsefesi. 13. asırda Avrupa karanlıktayken Yunus Emre sevelim sevilelim demiş. Ayla Algan bilgi ve birikimini kamera önü ve dublaj dersleri verdiği öğrenci gruplarına aktarıyor, yeni oyuncuların yetişmesine katkı sağlıyor. Bu yaz sinema dersi veriyoruz. Sinema dersi bütün kışın da veriyorum. Fakat şimdi bir grup, yani arada bir Azerbaycan'dan geliyor çocuklar. Ama o gelenler dediler ki hocam bizim arkadaşlarımız da istiyor. 10-15 kişi toparlamışlar bir araya. Onlar geliyorlar, hem İstanbul'u tanımak istiyorlar hem de sizden ders almak istiyorlar dedi. Şimdi yeni grubum, tatile gitmeden önce yeni grubuma, hatta düşündüm bu neden olmasın. Ben Assos'a gidiyorum tatilde, yani denize filan. Onlar da gelsin, hem şey yapsınlar, hem tatil hem eğitim. Sanatçı Ayla Algan azalmayan heyecanı, öğretme sevgisi ve üretme coşkusuyla dünyayı sanatla güzelleştirmeye devam ediyor. Sinema tarihinde Sami dilinde ilk çekilmiş film olma özelliğini taşıyan Kılavuz, Nordic Film Günleri kapsamında Akbank Sanat'ta. Feature Sahne adlı Grammy ödüllü Amerikalı rapçi İstanbul'da konser veriyor. Latin müziğine gönül veren, yurt dışında da müzik ve şovlarıyla bilinen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars sevenleriyle buluşuyor. Repertuarında Anadolu ezgileri, modern arabesk, Türk pop müziğinden melodi açısından seçkin eserler bulunan Rubato, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu ile birlikte sahne alacak. Al yüreğim, senin olsun, yüreğim bende kalırsa yaşayamam, sen ağlama, dayanamam. Fazıl Say, son eserleri arasında yer alan Truva Sonatı'nı ve İzmir Suite'ini Akra Jazz Festivali kapsamında gerçekleşecek konserde Antalyalı sanatseverler için yorumlayacak. Dünya geleceğini tehdit eden küresel ısınma ve ekolojik duyarlılığa dikkat çekmek için 17 sanatçının buluştuğu Yarından Sonra adlı karma sergi görülebilir.
bir düşüncenin malzemeyle buluşup sanat eseri haline gelme sürecinden kesitler sunan grup sergisi Pre yakında sona eriyor.